Hayır, bir dakika. Hacer Hanım, önce şu konuyu anlatayım mı? Gitmezseniz. Arkadaşlar, böyle bir şey yok yani. Soruyorsun, böyle bir süre ithamda bulunuyorsun, gel cevabını al. Cevaptan mı korkuyorsun? Sevgili Armağan Çağlayan'ın programına katıldım. Program zaten magazin ağırlıklı bir program. Orada da bana şunu sordu. Ne yapmak istiyorsun dedi, en büyük hayalin. Siyasetin mizahi yönlerini öne çıkartan bir kitap yazmadı hiçbir siyasetçi. Çok fazla mizah dolu anılarımız da var dedim. Bunları dedim yazmak istiyorum. Hatta espri de yaptım. Yazabilmem için cezaevine girmem lazım dedim. Hani bu yoğunlukta nasıl yazayım dedim. Sonra aklınıza gelen ilk esprili anınızı anlatır mısınız dedi. Bu geldi, keşke gelmeseydi. Yani bir kadıncağız geldi dedim bir açılışta. Ankara'ya yetişmem gerekiyordu. Tanju Bey hemen size bir şey söyleyebilir miyim dedi. İşte aynen söylediklerim de bu. Hanımefendi meclise yetişmem gerekiyor. Hemen burada söyleyebilecekseniz söyleyin. İşte o da dedi ki çocuğum olmuyor, yardımcı olur musunuz? Bir an böyle bir şok oldum dedim. Yani kötü bir şeyle söylemedim. Sonrasında kadın baştan tabii tüp bebek tedavisiyle ilgili veya tıbbi bir sorunum var demediği için oradakiler de böyle şaşkınlıkla izlediler. Tabii şundan dolayı üzüntü duyuyorum. Yani bu yaşanmış bir olay. O program bir magazin ağırlıklı program. Ama benim gibi tecrübeli bir siyasetçinin böyle bir anıyı orada anlatmaması gerekiyordu. Ama benim orada amacım kadınlarımızı rencide etmek falan değil. Yani hiçbir zaman kadın hayatı boyunca el kaldırmış, şiddet kelimesini ağzından çıkmış bir adam değilim. Bunu herkes bilir. Kadınlara ne kadar saygılı olduğumu herkes bilir. Ben burada kadınları incitmek için falan yapmadım bunu. Ama yine de söylediğim için, o anı anlattığım için üzgünüm ama programın şeyi bu, spontane gelişiyor. O anda ağzımızdan o anı çıktı. İşte açığımızı arıyorlar. Biz de orada anlatmamamız gereken bir anımızı anlattık. Hani bazen siyasetçi çok konuşurken ağzından anlatmaması gereken bir şeyi anlatır ya. O benim samimiyetimden, yoksa iğrençliğimden, bilmem neyimden falan değil. Yani bunu yapanların ben ne amaçla yaptığını biliyorum. Onların kimler olduğunu da biliyorum. Halk beni biliyor. Bolu'daki yakın çevrem, iş arkadaşlarım zaten benim kadınlara nasıl pozitif ayrımcılıkla yaklaştığımı da biliyor. Benim ama bundan dolayı gerçekten samimiyetle üzüntü duyan kadınlar varsa, gerçekten bu anlattıklarından siyasi olarak değil de samimi olarak üzülen kadınlar ve dernekleri varsa, onlardan da özür dilemek düşer bana.